Merhaba kanal izleyicileri. Bugün şunu koyalım. Peynirli, domatesli yumurta yapacağız. Üzerinde güzel bir maydanoz doğrayacağız ve güzel bir kahvaltı yapmış olacağız birlikte. Domateslerimizi küçük küçük doğrayalım. İsteyen daha fazla domates yapabilir. Evet, iki domates yapabilirsiniz. Şu anda ben bir tane uygun gördüm. Bir taneye uygun şekilde orantılı olacak şekilde peynir ayarlayabilirsiniz. 4-5 tane maydanoz ve 3 tane de yumurta veya 2 yumurta yapabilirsiniz. Kendi kafanıza göre, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hadi ay gazımızı sıvı yağımızı alalım. Ya da yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha yapalım. Bakın buradaki amaç domatesi bol değil, peyniri bol yapıyoruz biz. Peynir biraz daha domates göre fazla olacağı için biz aslında peyniri ön plana çıkartmak istiyoruz. Domatesi değil, domates sadece sos ve aroma katsın diye. Domates tatlandırıcı olsun, lezzet katsın diye katıyoruz. Asıl burada amaç peynirli yumurta aslında ama domatesi de bir miktar tat ve lezzet katsın diye katıyoruz. Domateslerimiz ölünce, erimeye başlayınca peynirimizi atacağız. Peynir de ondan sonra güzel bir şekilde kıvama gelecek ve yumurtamızı atacağız. En sonunda maydanozlarımızı atacağız ve işimiz bitecek. Bakın domateslerimiz erimeye başladı. Toplam 6 dakikalık civarında, 6 dakika civarında yemeğiniz hazır olacak. Bakın çok güzel kokusu gelmeye başladı şimdiden. Evet bakın eridi. Çok kısık ateşte yapmıyorum ki sotelensin hızlı bir şekilde ve erisin. Bakın bu kıvamı geldi. Çok güzel bir kıvam. Yaklaşık 2 dakika civarında soteledikten sonra yüksek ateşte. Şimdi peynirimizi atıyoruz. Peynirimizi önce çatalla ezelim, biraz yağ bulayalım. Bu aşamada biraz kısabilirsiniz çünkü peynirin yanmasını istemiyoruz. Bakın eridi peynirimiz de. Domates de bütünleşti. Harika bir görüntü oldu. Tadını ancak yapmalısınız ki anlayabilirsiniz. Evet, harika. Tadıyla, kokusuyla harika. Biraz açıyoruz altını. Orada olurken maydanozlarımızı doğruyoruz. Maydanozların köklerini atmıyoruz. Bakın her şeyi şifa maydanozun. Çok küçük yapmanıza gerek yok. Çok ufalayabilirsiniz ama gerek yok. Evet. Bu aşamada kıvama geldi. Tuzumuzu ilave edebiliriz biraz. Biraz tuz atalım. Çok fazla tuz taraftarı değiliz. Peynir kıvamını tekrar göstereyim. Bakın tamamen yok oldu. Domates de özdeşleşti. Çok güzel bir krema yapısına büründü. Bakın rengiyle, kokusuyla, tadıyla mükemmel bir kahvaltılık oldu. İsterseniz ağzını kapatıp bu şekilde de pişirebilirsiniz. İsterseniz şöyle üzerini kapatıp kısık ateşte de pişirebilirsiniz. Ama biz bugün şu şekilde uygun gördük. Karıştırıyoruz. Ve tatların tamamını birbirine karıştırmış olduk. Bakın
Domates mükemmel bir tat kattı. Salça yerine domates kullanmanızı tavsiye ederim. Mevsimlik sebzeler. Bakın şu anda harika bir görüntü oldu. Bu aşamada maydanozumuzu atacağız. Çok fazla maydanozu öldürmeyeceğiz çünkü. Karıştırıp bırakacağız. Zaten maydanoz onun ısısıyla sönecektir zaten. İsterseniz pul biber atabilirsiniz, isterseniz karabiber atabilirsiniz. Biz biraz karabiber atıyoruz. Ve kapatıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın toplamda 6-7 dakika tuttu. 6-7 dakikada sofranıza geldi.